Herkese Aydın Yolculuğumuzun ikinci bölümünden selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçen bölüm sonunda dinlendiğimiz yerde kar yağmıştı. Yola çıktık ve aheste aheste akıyoruz. Yollar açık gözüküyor ama yol dışında bayağı bir kar var. Yer yerde kar yağışı mevcut yani şu anda. Evet, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık arkadaşlar. Bu da birazcık TV programı gibi oldu ama neyse olsun. Bugün yılın son günü ve 2022 yılına ait kanalımızdaki son video bu olacak arkadaşlar. Vallahi yani sizler de farkındasınızdır tabii ki. Yıllar akıp gidiyor, zaman geçiyor. Yani buna engel olamayız tabii ki ama önemli olan da bu zamanı nasıl geçirdiğimiz, içini ne kadar doldurduğumuz. Umarım 2022 yılı size çok fazla eziyet etmemiştir ve geriye baktığınızda ufak bir tebessüm edip ne günlerdi be diyebileceğiniz bir yıl olmuştur. Şöyle bir örnek verirsem mesela 2020 yılı bir bitse de kurtulsak dediğimiz bir yıldı tüm dünyaca ve 2021'de 2020'ye özenmişti. Yani tabii ki aslında günümüz şartlarında bir yılı güzel ve dolu geçirebilmek oldukça zor ve yani sonuçta hepimiz aynı coğrafyada yaşıyoruz ve Ali Veli'nin yaşadığı sıkıntıyı bizim gibi herkes yaşıyor ve bunun farkındayız yani. Ya tabii ki aslında bu durumu kabullenmek geçici bir çözüm olabilir veya kalıcı da bir çözüm olabilir. O sizin ne kadar hani o durumu değerlendirdiğinize bağlı. Ama gerçekten bir şeyler başarmak istiyorsanız umutlu olun, inanın ve hayal edin bana kalırsa. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Şöyle bir söz okumuştum. Önce hayaller ölür, sonra da insan diye. Yani her zaman bir hayaliniz olsun, hayal kurun. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. 2022 yılı umarım sizin hayallerinizin gerçekleştiği bir yıl olmuştur. Ama eğer ki yani size bir kazık attıysa 2022 olmadıysa, sizi mutlu edemediyse inşallah 2023'te ne hayal ediyorsanız en iyisi ve daha iyisi olur veya da hayal ettiğiniz her neyse fazlasında gözünüz yoksa da yani o olsun yani. Ne hayal ediyorsanız o size gelsin 2023'te. Kendi adıma da ufaktan 2022'yi değerlendirecek olursam, ki bu arada burada videoyu durdurup sizler de yorumlar kısmına sizin için nasıl geçtiğini yazabilirsiniz. Örnek veriyorum, yeni bir bilgisayar almışsınızdır veya okulda işler iyi gidiyordur gibi. Bu gibi şeyleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de okumaktan keyif alırım gerçekten. Evet, kendim için değerlendirecek olursam tüm ekonomik şartlara rağmen İstediğim şeylerin bir kısmını başarabildim ve bunları başarmak kolay olmadı tabii ki. Bazı arkadaşlarımızın yaşadığı bilgisayar alma sıkıntılarını zamanında ben de bizzat yaşadım. Ama sonuç olarak şükürler olsun ki 2022 yılında bu hasretimiz sona erdi diyebilirim yani. Daha sonrasında bana geçtiğimiz bu yılın en büyük hediyesi sizler oldunuz arkadaşlar. Ki dile kolay 1800 küsür insan ve bu sayı gün geçtikçe de artmaya devam ediyor. En büyük hediye bana bu oldu gerçekten. Yani sizlere de teşekkür ediyorum. Böyle bir arkadaşlık, ne bileyim, aile oluşturabilmek gerçekten güzel bir olay. Evet arkadaşlar, yolculuğumuza devam ediyoruz. Hava da bir anda böyle sert yumuşadı arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, şu anda bulunduğumuz konum açık. Herhangi bir kar, fırtına, bir şey yok. Böyle ekin tarlaları falan gayet güzel şekilde gidiyoruz. Neyse, konumuza dönecek olursak gerçekten zaman hızlı akıp gidiyor arkadaşlar ve bugünün işini yarına bırakma atasözüyle size buradan seslenmek istiyorum. Gerçekten önemli ve kıymetli bir sözdür. Geçen zamanı geri getiremiyorsunuz ve insan için en değerli, en kıymetli şey bence zaman. Yani ne bileyim, buna bir insan ilişkisi diyebilirsiniz. Yani aşk diyebilirsiniz, para diyebilirsiniz ama bana kalırsa gerçekten zaman çok kıymetli ve değerli bir kavram insan için. Yani zamanınızı olabildiğince çok çok iyi değerlendirin. Size bir arkadaş tavsiyesi olarak söylüyorum. Yani zamanınızı gerçekten boşa harcamayın. Kendinizi gereksiz şeylere üzüp kafanıza takmayın. Hani bunlar için bir zaman ayırmayın. Atıyorum işte ne bileyim, bir günü boşa geçirdiniz mesela. Üzgünsünüz o gün. Bir gün boşuna gitti mesela. Ya da 12'den 6'ya kadar mesela hiçbir şey yapasınız yok, yapmadınız. Yani bunu geri getiremezsiniz arkadaşlar. Belki de erken yaşta olduğunuz için, genç olduğunuz için bunun farkında değilsiniz ama ilerleyen zamanlarda bunun kıymetini daha da çok anlayacaksınız ve diyeceksiniz ki keşke belki de bir iş hayatında, hani orta yaşlarda olsanız bile iş hayatında olsun. Keşke hani 12'den bir, en azından bir 3'e kadar bir boşluğum olsaydı falan, hani şu aktiviteyi yapardım, şunu yapardım gibi. Hani küçük yaşlarda birazcık daha böyle zaman boşluğunuz olur okul haricinde veya işte yoğun bir tempoda
olursunuz okul olduğu zaman. Ve bununla birlikte hani başka bir şey yapasınız gelmez. Ama gerçekten o okul dönemindeki, okuldan sonraki o dönemde, zamanda zamanınızı iyi değerlendirmenizi buradan öneriyorum yani. Olabildiğince bu dediğimi yapmaya çalışın. Ayrıca öncelikle herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Gerçekten sağlık da çok önemli. Yani bir insanın sağlığı ve zamanı gerçekten. Ve tabii ki sağlıklı bir şekilde güzel yarınlar da diliyorum sizlere arkadaşlar. Hani bu sonuçta yılın son videosu ve burada hani 2023'ten neler bekliyoruz, neler istiyoruz. Ben de hani bunları dile getiriyorum şu anda. Bunları diliyorum tamamen. Bizim hani Noel babamız falan bir şeyimiz yok da böyle bir içimizden gelen bu güzel şeyleri sizlere aktarıyorum ve hani sizler için bir şeyler istiyorum diyebilirim. Ben şunu demeye çalışıyorum. Hani geçmişte yapmadığınız veya yapamadığınız bir şey varsa böyle harekete geçmek için beklemeyin arkadaşlar ve en kısa zamanda 2023 yılı içerisinde bu aklınıza gelen şeyi veya da ne bileyim işte içinizde o kalan ukdeyi bir şekilde bitirmeye çalışın ve yapmaya çalışın. En azından bir deneyin. Olmazsa da dersiniz ki en azından ben denedim, yani bir şansımı denedim, olmadı. Demek ki kısmet değilmiş, sıkıntı yok dersiniz ve yolunuza devam edersiniz. Ve tabii ki yani arkadaşlar 2023 de sizin yılınız olsun ya. Harbiden çevrenize böyle anlatabileceğiniz veya işte ileride geriye baktığınızda 2023'te ben şunu yapmıştım ve onun sayesinde bu alışkanlığı veya bu seviyeye geldim. Yani bunu diyebilin diye diyorum. Yani geç kalmayın. Bir şey yapmak için ne bileyim bir hani dil öğrenmek istiyorsanız öğrenin gerçekten. Hatta şu alışkanlığı kazanın. Mesela bir İngilizceniz olsun gerçekten. Bir lisan bir insan demek. Bunu da yani kendinize bir kural olarak koyun. Bence böyle bir İngilizce en azından evrensel bir dil olduğu için, tüm dünyada kullanıldığı için bence bir İngilizceyi öğrenin derim. Veya böyle bir araştırın bakın, hani ne bileyim İspanyolca olur, daha farklı Portekizce olur, böyle bir şeyler belki dikkatinizi çeker. En basitinden mesela yeni bir kitap alıp okuyun, mesela okumayı deneyin en azından. Ya da YouTube'da bir sürü eğitim videoları var, o şekilde başlayabilirsiniz. Kendinizde eksik gördüğünüz bir noktayı geliştirmek için YouTube'da araştırmalar yapabilirsiniz. Bunları ücretsiz bir şekilde, yani kendinize değer katın. Ben bunu demeye çalışıyorum. 2023'te de bunları yapın yani. Yani yeni alışkanlıklar kazanmayı deneyin. Varsa kötü bir alışkanlığınız, onu bırakmayı deneyin. Ve kendinizden ödün vermeden bazı şeyleri değiştirin. Kötü alışkanlıklarınızı, kötülüğünüzü, bence bunları iyilikle değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunları ben böyle içimden gelerek sizler adına diliyorum, sizlere diliyorum. Umarım gerçekleşir. Ya tabii ki yolda da şimdi sohbeti açıyor. Aslında bizim kanalımız insan psikolojisini inceleyen veya bu şeyler üzerinde tavsiye veren bir kanal değil. Ama ne bileyim yani böyle içimden gelenleri siz değerli arkadaşlarımla, aile üyelerimle paylaşmak istedim. Yani şunu da biliyorum ki birçoğunuzun hayalleri var, başarmak istedikleri var. Yani herkesin gibi, herkesin böyle içinde bir şeyler vardır, bir kıpırdanma vardır. En azından düşüncesi vardır. Ve ben de birazcık hani sizin o içinizdeki o isteği, o arzuyu birazcık da böyle tetiklemek istedim. Hani benim söylemimle de belki de olacak bir şey değil ama hani en azından benden böyle bir şeyler duyarsanız aslında doğru söylüyor lan bu adam, hani herkes yapıyor ben de yapabilirim gibi bir gaza gelmeniz söz konusu olabilir diye sizlere bu şekilde muhabbet ediyoruz şu anda. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, bazı şeyler olmadığında gerçekten dünyanın sonu değil. Kendinizi böyle karalara bağlamayın veya ne bileyim işte karamsar olmayın. Negatif olmayın. Yani vardır ya işte ben pozitif bir insanım, negatifleri sana veriyorum falan gibi. Yani senden pozitif enerji aldım. Hani bu tarz bir olaylara da hani inanmayın da şey olarak. İnanmayın derken öyle de bir insan olun demiyorum ama tabii ki böyle hani neşeli, pozitif bir insan olmaya çalışın. Böyle çevrenize ne bileyim hani güzellikler saçın ya. Bu güzellik paylaştıkça çoğalır. Kötülük paylaştıkça böyle hani ne olur? Kötülükten bir şey olmaz yani. Yani olabildiğince güzellikleri, iyilikleri paylaşmaya çalışın yani. Ve istediğiniz şey o anda size hani olmuyorsa, nasip olmadığını düşünüyorsanız demek ki arkadaşlar o anda sizlere nasip değilmiş. Yani o anda yazılmamış. Zamanı vardır, belki gelebilir. Belki gerçekten hani nasip kısmet olaylarına inanırsanız gerçekten o size nasip değilmiş. Ve bu durumda da hani hayırlısı deyip beklemeniz, sabretmeniz
gerçekten sizin yararınıza olacaktır. Ama dediğim gibi kendinizi de böyle üzüp ne bileyim karalara bağlamayın tekrardan söyleyecek olursam. Kendinizi üzmeyin gerçekten böyle durumlarda. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu şekilde. Şu anda Aydın'a da fazla bir yolumuz kalmadı. Aheste aheste akıyoruz valla. Lastiklerimizi teslim edeceğiz. Daha sonrasında konuşuruz yine. Şimdi ben yoluma devam edeyim arkadaşlar. Şimdi yükümüzü boşalttık geldik. Ben böyle bir alan buldum. Buraya park ettim arkadaşlar. Ve burada yılbaşını burada geçireceğim. Burada geçmişteki arkadaşlarımı aradım. Ve onlarla birlikte bir şeyler yapmaya karar verdik bu gece için. Tabii ki hani yılbaşını kutlamak amacıyla değil, bir araya gelip hani bir şeyler yiyip içeceğiz falan böyle. Hani sonuçta bizim yılbaşı kutlamayla bir işimiz yok. Bu şekilde bir olay yapacağız bugün. Böyle eski günlerden falan konuşuruz, işlerden konuşuruz. Bu şekilde hani uzun zamandır da görüşmüyoruz, onlarla takılırız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bugün ve bu video yılın son videosu, son günü. Gerçekten kendinize saat 12'den sonra yeni bir başlangıç yapmaya çalışın. Yeni bir heyecan yaratın ve o şekilde devam edin. Unutmayın ki yeni yıla nasıl girerseniz o şekilde devam eder. Ve sizler de böyle yeni bir heyecanla, yeni bir umutla girin. Tüm yılınız, hatta bundan sonraki gelecek yaşantınızdaki tüm yıllar o heyecanla mutlu, huzurlu, istediğinize eriştiğiniz bir şekilde geçmesini ben buradan şimdiden diliyorum. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Önümüzdeki videolarda görüşünceye dek ve güzel yarınlarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Biz buraya durduk ya, trafik oluştu bak şimdi. İki yemek yiyeceğiz kardeşim. Devam edin.